Evet kıymetliler, kısa bir aralardan tekrar sizlerle birlikteyiz. Merkez Bankası'na yeni başkan olarak Murat Çetinkaya'nın atanmasını konuşuyorduk. Evet. Mehmet hocamızla birlikte kıymetliler. Hemen ona geçeceğiz. İletişim bilgilerimizi hatırlatalım. 0216-488-0488 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. haber@fmtv.com.tr adresinden bizlere maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Yine 16.gun@fmtv.com.tr adresinden bizlere maillerinizi ulaştırabilirsiniz. 0506-729-4379 numaradan WhatsApp üzerinden veya SMS yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz. Evet hocam, şimdi Merkez Bankası'na atanması ile ilgili, Murat Çetinkaya'nın yeni başkan olması ile ilgili bir takım da çağrılarda bulunuyordunuz. Evet. Oradan devam edelim hocam, kaldığımız yerden. Evvela dediğimiz gibi Murat Çetinkaya Bey'e, beyefendiye hayırlı olmasını, mübarek olmasını temenni ediyoruz bu vazifesinin. İnşallah gerçekten dediğimiz gibi hani hizmet vermiş bir insan evet. olarak faizsiz sistemi de iyi biliyor olarak biz kabul ederek İnşallah ülkemize de böyle faizsiz bir sistem ne yapılsın? Uygulansın ya. Yani bu faiz sisteminden şu memleketimiz bir kurtulsun. Ya bunun yüzünden insanlar kendilerini öldürüyorlar. İnsanlar canlarına kıyıyorlar. İnsanlar kendilerini bir yerlerden aşağı atıyorlar. Bir yere gitmiş adam bankadan kredi çekmiş. Habire koyuyor, habire koyuyor, habire evet. koyuyor, habire koyuyor. Adam bakıyor ki bu işten çıkılacak gibi değil. En netice öleyim gideyim kendimi kurtarayım zannederekten işi bitiriyor. Evet. Bakın geçenlerde de zaten ne oldu? Birçok buna benzer haberler yapıldı. Onun için inanın çok büyük, gerçi Allah katında çok büyük mükafat kazanırlar. Belki sağdan soldan çatlak sesler çıkar ama ya bak bu makamdasın. Sana dönem boyunca yaptığın meseleler hakkında ahirette sorulacak. Evet. Sen bu makama geldin, bu makamda ne yaptın? Benim için ne yaptın diye. Onun için bu faiz sistemini faizsiz sisteme çevirme konusunda ciddi bir mücadele verirse Sayın Murat Çetinkaya Beyefendi inşallah hem biz Müslümanları çok memnun etmiş olur hem de ülkemize tekrar bereketin, güzelliğin yağmasına vesile olur inşallah diyorum. İnşallah, evet. İnşallah hocam. Konuyla alakalı şey yapalım mı hocam? Buyurun evet. hocam. Bu konuyla alakalı halkımıza soralım isterseniz faiz kaldırılsın mı? Evet olabilir, sorabiliriz. Mesaj üzerinden. Halkımız bu konuya ne diyor hocam? Evet. Evet. Evet kıymetliler, buradan anketimizi de başlatmış olalım. Ülkemizdeki faiz durumu ile ilgili ne düşünüyorsunuz ve faiz kaldırılsın mı? Yani buradan yetkililere sizin sesiniz olalım inşallah bizler. Ülkemizdeki faiz kaldırılsın mı ve ülkemizdeki faizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Biz düşüncelerimizi buradan açıkça ifade ettik. Buna kim çanak tutuyorsa, kesinlikle bunun vebalinin altından kalkamaz. Ve ülkemizdeki bereketsizliğin en büyük sebebi de ekonomik olarak, hep ekonomi düşünüyoruz ya, ekonomik olarak bereketsizliğin en büyük sebebi de bu faizdir dedi hocamız. Biz de buradan sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Sizlerin yorumları bizler için önemli. Bakalım sizler ne diyeceksiniz? Arkadaşlar KC'de yazalım. Ülkemizdeki faiz kaldırılsın mı? Faizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Telefon numaramızı da, iletişim bilgilerimizi de verelim. Bir seyircilerimiz bizlere ulaşsın. Evet. Hemen hocam devam edelim diğer konularda. Kılıçdaroğlu konusuyla aslında devam etmiştik. Bu 16. gün içerisinde hocam maalesef üzücü bir olay bizim için. Yani ülkemizdeki siyaset adına üzücü bir durum yaşandı. Günlerce, haftalarca Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bir takım ahlaksız ifadeler kullanıldı. Bununla ilgili sizin değerlendirmeniz nelerdir? Şimdi hocam, direkt şöyle girmek istiyorum konuya. Eğer bu ifadeyi sağcılardan biri kullanmış olsaydı, yani muhalefet partiden değil de başka bu taraftan biri kullanmış olsaydı, bunların ifadeleri aynen şöyle olacaktı. İşte sizin kafanız bu, sizin mantığınız bu, şöyle böyle kadına saygınız yok, şöyle saygınız yok, gericisiniz, yobazsınız. Böyle ifadeler kullanılacaktı. Ve Kılıçdaroğlu kalktı bir kadına, bu ifadeyi kullandı. Geçtim bir insana, dedi ki falancanın önüne yattım, filancanın önüne yattım. Sonra aldı kitapları, yok çıktı. İşte diyor ki işte burada manası şöyle yazıyor, kendini güya atlayacak. Kim, herkes bunun şey manasını biliyor, eş anlamlı manasını biliyor. Bunu ne için kullanıldığını biliyor. Senin orada ne için kullandığını biliyor. Kalktı bu da biz onların kadınları gerçekten işe hakkıyla bakacağını düşünerek bunlar olaya ne gözüyle bakarlar? Yani hak gözüyle bakarlar, doğru gözüyle bakarlar diye bir ümit etmişken
Kadınları da kalktı bunu savundu. Savundular. Önüne yatmak kelimesinde bir şey yok dediler. Ya belki bunlar için gerçekten önüne yatmak kelimesinde bir sıkıntı olmayabilir yani. Ama bizim için var. Bizim için var yani. Herkes için kadar ahlaksız değil yani. Siyaset uslubu bu şekilde olmamalı. İşte ben diyorum ya, ben CHP'li olmuş olsam veya CHP'den bir şey olmuş olsam, onların militanları olmuş olsam, onların şeyleri olmuş olsam, yani onların fanatikleri olmuş olsam diyeyim. Fanatikleri olmuş olsam onların. Ben bu adamın başımızda durmasını istemem. Bunların nasıl durmasını istiyorlar onu merak ediyorum. Ben başımızda durmasını istemem. Evet. Çünkü partimizi batırıyor. Güzel muhalefet yapamıyor. Bu sefer ne oluyor? Parti devamlı gerilemeye gidiyor. Devamlı gerilemeye gidiyor. Bütün seçimlerde kaybediyoruz. Bütün seçimlerde kaybediyoruz. Bir yandan AK Parti'ye bakıyorsunuz. Daha fazla alamadık diye Davutoğlu çıktı konuşma yaptı. Daha fazla alamadık diye üzülüyoruz diyor. Bunlar bu oyumuzu kaybetmedik diye seviniyorlar. Şimdi ben olsam, ben CHP fanatiği olmuş olsam, ben bu adamın başımızda durmasını istemem ya. CHP'lilerin de durmasını istediklerini düşünmüyorum yani. Ondan sonra her şeyi AK Parti'nin veya devletin veya şahısların yapmış olduğu her şey doğrudur diye bir şey mi var? Her şey doğrudur diye bir olay yok. Ama siz her şeye yanlış söylediğiniz için, doğru olana da yanlış söylediğiniz için, çalışmaya da yanlış söylediğiniz için bu sefer sizin sözünüzün bir hükmü kalmıyor. Çalışmaya hayır diyorsunuz. Ona hayır, buna hayır, projeye hayır. Sorsam İstanbul'da trafik sorunu var mı, şu sorunu var mı, bu sorunu var mı? Var, 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 var. Tamam, çalışma var işte. Üçüncü köprü var, şu var, bu var. Yok, ona yok. Üçüncü havalimanı var, ona yok. Şu çalışma var, ona yok. Ya niye yok? Neden yok? Şunu dese, bak, bak hocam, gerçekten şu ifadeyi kullanmış olsa, tebrik ediyoruz devletimizi. Gerçekten üçüncü köprü devletimize, milletimize hayırlı bir çalışmadır. Tebrik ediyoruz. Üçüncü havalimanı şu 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 sebepten dolayı hayırlı bir çalışmadır. Tebrik ediyoruz. Falanca şu 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 şöyle tebrik ediyoruz. Ama şu konuyu tebrik etmiyoruz. Bu konu böyle olmaması lazım. Bakın yemin ediyorum %100 oyları artar. Bir anda oyları artar. Bir anda bunları savunucular çıkar. Evet. Bu ya hani arıyorlar ya bir sebep arıyorlar ya sebep bu işte. Kaybetmelerinin sebebi bu. Ama başlarında öyle bir şu anda genel başkan var ki bu genel başkanla bu iş gerçekten zor. Eğer bu genel başkan olursa AK Parti'yi kazandırmaya devam edersiniz. Ama genel başkan yüzünden. Şöyle kuvvetli biri olsa, kuvvetli muhalefet olsa, muhalefet etmesini bilse, devletine değil ya, hükümete muhalefet etsin. Devletine, milletine, aleyhine çalışmasın. Terör olaylarında veya buna benzer olaylarda çalışmaların hiçbirinde devletin yanında durmuyorsunuz. Terör olaylarında devletin karşısında duruyorsunuz. Bu ahlaksızlık. Devletle hükümeti karıştırmamalı. Evet. Onu söyledim. Devletle hükümeti karıştırmamalılar. Aynı şekilde öbür bir yapı var ya. Öbür yapı da kendilerine bir kılıf bulup devlete hainlik yapıyorlar. Ya devlete millete hainlik yapmayın. Kime kızıyorsanız onunla bir bu hasımlığınız varsa onunla hasımlığınızı sürdürün. Ama siz devlete millete hainlik yapıyorsunuz ya. Bu iş değildir yani. Bu ifade gerçekten siyaset uslubuna yakışmadı. Siyaset uslubuna yakışmadığı gibi bir genel başkana da yakışmadı. Ama şöyle de bir ifade var. Testi içindekini sızdırmış. Testi de içindekini sızdırdı. İşte dayanamadıkları yerlerde İçindekileri sızdırdıkları yerlerde gizlemiş oldukları şeyleri oralardan bazen bir gazla beraber, bir heyecanla beraber söylüyorlar. Ve orada salondakilere ne yapıyorsun? Oradaki salondakilere alkışlattırıyorsun. İyi, sizin uslubunuza bu uyabilir ama Türkiye şartlarında artık bu uslup ne yapmıyor? Su kaldırmıyor. Ve ne oldu? Halkın tepkisini çekti. 3-5 tane kalkıp bunların kendilerinden olanlar yok işte o öyle değil böyle değil dediler ama asıl ne oldu? Asıl halk, asıl milletin tepkisini çekmiş oldu yani.
Yapılan yanlış bir hareketti. Kesinlikle. Daha kendini toparlamasını ümit ediyoruz Kılıçdaroğlu'ndan. Gerçekten istiyoruz. Yani kuvvetli muhalefet olursa kuvvetli çalışmalar olur yani. Kuvvetli muhalefet olmadığı için bu kadar oluyor çalışma diyoruz. Kuvvetli muhalefet olmasını da bu ülkede isteriz yani. Kuvvetli olsun ki ona göre çalışmalar olsun. Başkanın kendini bir an önce toparlamasını, önce ağzını toparlamasını, sonra kendini toparlamasını istiyoruz, rica ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Evet, gelen mesajlara Muzaffer Bey'den, bir insan hangi din, hangi dil, hangi ırk olursa olsun bu kadar güzel bir muhabbeti kaçırmamalı kardeşiniz demiş bir seyircimiz. 16 imparatorluk kurup defalarca dünyayı baştan başa yönetmiş bir sancaktar millet düşünün. Hadislerle müjdelenmiş bir ordu düşünün. Şimdi böyle bir mirasın tek varisi bu memleket. Yönetmeye aday olan muhalefet muhalefettir. Şimdi bu milleti yönetecek liderde olması gereken özellikler bence şu anki hiçbir muhalefet liderinde yok demiş bir kardeşimiz konuyla ilgili hocam. Diğer bir kardeşimiz, faiz kesinlikle kaldırılmalıdır. Kaldırılmadığı için uğraşan kişilerden, kaldırılması için uğraşan kişilerden Allah razı olsun demiş. Yine Rize Çayeli'nden, Rize'de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Yusuf Çorapçı kardeşimiz bu şekilde mesajını bizlere ulaştırmış. Bununla ilgili birçok mesaj geliyor. Onu da en son arkadaşlarımız değerlendirmesini, oranlamasını yapacak inşallah. Bununla ilgili mesajlarımızı son olarak aktaracağız. Ben hemen şimdi diğer konularla devam etmek istiyorum. Selman Hocam'a dönmek istiyorum. Selman Hocam, yine bu 16 gün içerisinde gerçekleşen olaylardan bir tanesi, biliyorsunuz milli piyade tüfeğimizin projesini Amerikalılara satmaya çalışan bir vatan haini vardı. Mustafa Tanrıverdi vardı. Bu kamu makine kimya enstitüsü başkanlarından, yönetim kurulu başkanlarından. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz? Bu da çünkü ülkemizdeki önemli bir olaydan bir tanesiydi. Her ne kadar fazla gündemde durmadı, neden durmadı, onu da sebebini sizlere soralım hocam. Şimdi öncelikle bu bir hani vatana ihanetlikler duyuyoruz. Vatana ihanet eden terör örgütlerini duyuyoruz. İşte vatana ihanet eden siyasileri duyuyoruz. Bakıyoruz. Bu da vatana ihanet eden bir milli savunma sistemimizde biliyorsunuz ki baya baya ilerledik. Evet. Şükürler olsun. Türkiye baktık ki ilerleme kaydetti. Kendi silahını üretir hale geldi. İşte insansız hava araçları, tankları, işte zırhlı araçları ile birlikte savunma sanayimizde şükürler olsun ki ilerlemeye başladı. Milli bir savunma sanayi istedim. Her şeyde milli olmayı istiyorduk ya. İşte milli bir gerçekten savunma sanayi istedik. Bunu istemeyen, yani ben burada direkt olayı hani Mustafa Tanrıverdi bu hainliktir. Bunu zaten lamıcım yok, zaten bu böyledir. Evet. Bu hainliktir. Artık para karşılığında yapmıştır. Para işte yakalanma sahnelere çıktı. Tonlarca işte bir bayağı bir miktar tam olarak hatırlamıyorum. Para evinde de yani. para çantasıyla zaten yakalandı. Ayrıyeten evinde de yüklü bir miktarda para çıktı yani. Evet. Para yakalandı. 100 milyon dolarlık ona gelecek. 100 milyon dolarlık ihbar demiştik buna, değil mi? Evet. Haber başlığı. Ki bu sadece bir tüfeğin fiyatını hocam, yani yatırım olarak gerçekten yüksek bir miktarda olan bir yatırımı çok düşük makul fiyatlara sattığı da söyleniyor bu konuda. Bununla alakalı da 100 milyon dolarlık ama 2 milyon dolarlık bir fiyat, işte tam olarak fiyat hatırlamadığım için söylemek istemedim. İşte bakıyoruz, vatan hainlik nereden geliyor? Şimdi bu zamana kadar ülkemizde bir şey üretenler, bir atak yapanlar gençlik olarak, yani böyle bir şey üretip bakıyorsun bir yerde öldürülmüş, bir yerde olmuş, bir yerde şu olmuş, hemen önünü kesiyorlar, hemen önünü kesiyorlar. Evet. Türkiye ne zaman devlet olarak, ferdi değil, devlet olarak savunma sanayisinde güçlenmeye başladı, bakıyorsun dış hemen önüne bu tür olaylarla geçmeye çalışıyorlar. Kesinlikle. Ve gerçekten güzel bir silah üretilmiş. Gerçekten güzel bir silah üretilmiş. İşte denemelerinde birincilikleri var. Bu şekilde ilerleme kaydetmiş bir silah. Ateşe, suya, evet, buza, çamura. Evet. Yani bunun izleyenler atıyorlar. Gerçekten yine güzel bir silah. Yine sistemde güzel bir. Tabii bunu istemeyen dış mihraklar, bunu istemeyen dış güçler, Türkiye'nin güçlendiğini gören, Türkiye'nin savunma sanayisinde ilerlediğini gören dış mihraklar tabii ki hainlik, kanında hainlik yatanı satın almaya çalışacaktı ve bu işin sorunu da şeyi de buydu yani. Satın aldı ama şükürler olsun ki Rabbimiz bir yerden çıkarttırdı bunu. Bakın,
Rabbimiz bir yerden bunu çıkarttırdı. Sattığı adam Türk. İşte Amerika'da dedim ya hani bunu bir yerden çıkardı, o da Türk'ten çıkardı. Yani. Türk yani o da inançlı bir adam ki demek ki memleketin... O kendisi söylüyor zaten, diyor ben bunu kaldıramadım diyor. Ben bunu ihbar etmek mecburiyetinde kaldım diyor. Kendimde bunu hissettim. Ben bunu kendime yakıştıramadım diyor. Kendisi böyle bir ifade kullanıyor. Ve bu şekilde de olay ayyuka çıkıyor. İş biliniyor. Şimdi burada önemli olan şurada. Yani bakıyorsun ki senin önüne geçmek istiyorlar. Senin önünü kesmek istiyorlar. Senin önüne set koymak istiyorlar. Burada Türkiye'miz ne yapmalı? Türkiye'mizde kimin ne olduğunu şu dönemde hele çok dikkat etmeli. Şu dönemde yani bakıp iyi tartmalı kime güveneceğini, gerçek kime güvenip güvenmeyeceğini, kime dostum deyip kime dostum demeyeceğini çok iyi tartıp biçmesi lazım. Burada ülkemize de, ülke yöneticilerimize. Olay şu, sen şimdi adamı yakaladın, aldın, ne yapacaksın şimdi, attın hapishaneye. Sabah kahvaltı, öğlen yemek, akşam yemek, değil mi? Yat, ondan sonra tekrar sabah kahvaltı, akşam öğlen yemek, akşam yat. Bu adam ne yapmış? Suçu ne? Devletinin gizli bir sistemini ne yapıyor? Dışarıya satarken yakalanıyor. Amerika'ya satarken yakalanıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, şimdi ne olacak? Bu adam alınacak, içeride bir güzel şimdi besle. Evet. Ya bu sistem yakışmıyor bize ya. Yakışmıyor. Onlara ilgili bir tane daha sorum var hocam sizlere ama yine hatırlatalım. Kıymetli değer, faiz, ülkemizdeki faiz kaldırılmalı mı veya sizler faizle ilgili halkımız olarak, milletimiz olarak sizler faizle ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunlara 0506-729-4379 numaradan soru, görüş ve önerilerinizi buradan ve cevaplarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. WhatsApp üzerinden veya mesaj yoluyla kıymetliler bunu da bildirisini yapalım. Hocam şimdi geçtiğimiz bir ay içerisinde biliyorsunuz önemli bir olay daha gerçekleştirildi. Hemen konumuzla ilgili. Neydi bu? Özgecan Arslan'ın katilinin hapishanede, cezaevinde öldürülmesi. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ben oraya bağlıyorum. Yani bir zayıf bir sistem var. Bu sefer insanlar kendileri ceza vermeye kalkıyorlar. İşte yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Sen eğer adaleti geciktirirsen birileri der ki ya burada adalet gecikiyor. Ben bu adaleti ne yapayım? Hızlandırayım, tesis edeyim. Evet. Ya bu adam zaten öldürülecek bir adamdı yani. Bu kadar halkın vicdanına mal olmuş. Yani senin başbakanın bile işte şu kadar yıl hapis cezası verildi ama yine yeterli değil demesine rağmen bu adam hala yapmış olduğu zulmün karşılığını görmemiş bir halde yine hapishanede beslenecekti yani. Öyle değil mi? Evet. Ha ben bu adam çıktı bunu öldürdü doğru yaptı meselesini onu demiyorum öyle bir şey. O vazifeyi o adam yapmamalı. İnsanlar yapmamalı. Çünkü eğer sen adaleti tesis etmeye kalkarsan, ben tesis etmeye kalkarsam, o tesis etmeye kalkarsa bu sefer herkesin kafasında bir adalet anlayışı meydana gelir. Evet. Onun için arkadaşlar senin benim bir insanın koyduğu kurallarla değil, biz artık Rabbimizin koyduğu kurallarla bu işleri düzene sokmamız lazım. Ya hocam sen öyle konuşuyorsun da böyle olur mu? Ya kardeşim sen istediğin zaman işine gelen bütün kanunu tüzeye sokuyorsun ya. Yapma bunu işte. Koy bunu ya devletine hainlik yapan adam bırak yaşamasın. Niye yaşatıyorsun bu adamı ya? Bu adamdan südür eden insanlar da hain olur. Niye yaşatıyorsun? Ya niye öyle? Öyle de konuşmuyorum ben ya. Bu işin sistemi bu. Evet. Ondan sonra adam bu kadar insanların içerisinde öldürmüş, yakmış, parmaklarını kesmiş, neler yapmış, değil mi? Gencecik bir kıza tecavüz etmeye kalkmış, belki de etmiş. Tamam, evet. Sen şimdi hadi gel bakalım buna işte ne yapacağız? İşte şu kadar sene ağırlaştırılmış müebbet. Ya bu aslında yine karşı tarafa bir zulüm. Niye adamı bir karanlık bir yere tıkıyorsun, orada bırakıyorsun adamı? Bu daha ölümden daha büyük bir zulüm. Hiç değilse kabre tık da. Orada adam kime ne hesap verecekse versin gitsin. Ceza çekecekse çekmeye devam etsin. Ama belki daha İslam cezası kendisine uygulandığı için belki de Mevla öbür tarafta affeder. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama kardeşim yapmayın bunu da. Alıyorsunuz hainleri besliyorsunuz. Ondan sonra bir tane kendine göre merhametli bir cumhurbaşkanı geliyor. Bir başbakan geliyor. Hadi diyor bunları bir affettim. Ondan sonra bunlar bir piyasaya tekrar bir çıkıyorlar. Ortalığı bir daha tekrar bir karıştırıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hocam, Efendi Hazretlerimizin bununla alakalı bir şeyi var ya. Şimdi şeriat değil, insanlar korkuyor. Bir gün
Efendi Hazretlerimiz sohbet ederken demiş ki, işte bu şeriatın kanunlarından bahsederken hırsızlık yapanla alakalı kanunu söylemiş işte koluyla, evet. Koluyla alakalı ama bu en son tabii en son olay yani en son yani şimdi direkt şeriatı şöyle değil. Hırsızlık yaptığın hemen gel tak burada kolunu kesiyoruz değil. Mahkemeler şunlar bunlar falan filan. Neyse Efendi Hazretlerimiz böyle anlatıyor. Ondan sonra hocama bir tanesi de kalkmış ya hocam. Demiş ki böyle şey mi olur demiş ya cemaatten. Böyle şey mi olur demiş ya. Hangi zamanda yaşıyoruz? Hangi zamanda yaşıyoruz şöyle böyle. Çıkmış dışarı. Sonra bir bakmış ki arabasını çalmışlar. Dalmış içeri hocam. Aynı anda oluyor olaylar. İçeri dalmış. Demiş ki kolunu değil demiş kafasını kesin kafasını. Şimdi yani illa insanın kendi canı mı yanması lazım yani. Şimdi bakıyorsunuz taciz olaylarının mesela Cansel'in taciz olayı değil ama Cansel'in babası mesela intihar etti hocam kız. Cansel'in babası mesela ne dedi? Senin cezan burada değil cezanı ben vereceğim dedi. Niye bir babaya bu hazzı bu şeyi yaşatıyorsunuz yani. Evet, ya devletin hocam, vermiş olduğu cezaya. Örneklerinden bir tanesi. Evet. Şehit ailelerimiz, Diyanet İşleri Başkanımızın bir takımı biliyorsunuz bu ezanlar, işte tekbirlerle uğurlanmasıyla ilgili, o konuyla ilgili birçok mesaj geldiğini söyledi. Yine bununla ilgili, yani biz bugün hepimiz ekranlarda görüyoruz. Şehit ailelerinin yakarışlarını Allah rızası için, yani Allah rızası için şu teröristleri artık serbest bırakmayın, şehitlerimizin kanı yerde kalmasın ve mecliste bulunanları bir an önce atın diye biz bunları görüyoruz. Yani bizim öyle bir sistemimiz var ki, öyle bir anayasamız var ki, öyle bir hukuk sistemimiz var ki, millet meclisi kürsüsünden ya en kutsal değil mi bizim adımıza, en kutsal meclisten adam ben teröristim diyor, teröristim. Biz dokunamıyoruz ama ona. Ya sen şimdi bak, 4 kişiyiz, oturuyoruz. Tamam, şimdi bir konuda bak konuşuyorsun. Evet. Senden ayrı fikir çıkabiliyor, benden ayrı fikir çıkabiliyor. Niye? Çünkü bu insan kanunu bu. İnsan kanunu. İnsan kanunu olduğu zaman şimdi benim aklım senden üstün olabilir veya senin aklın benden üstün olabilir. Ben buraya bir kanun yazarım. Anlatabiliyor muyum? Sen daha güzelini yazabilirsin. Çünkü insansın, daha güzelini düşünebilirsin. Senin daha güzelin var, daha güzelin, daha güzelin var. Ya ama sen ne diyorum bak burada bizi yaratanın ifadeleri var. Bizi yaratan onun gönderdiği Habibi'nin ifadeleri var. Sen bunları güzel tatlı bir şekilde alsan, incelesen. Ya kardeşim bak biz bu insanlara karşı bu sisteme göre yaklaşalım desen. Evet. Bunu da kanunlaştırsan hatta bana sor. De ki Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. O zaman İslami şerata göre yargılanacaksın. Evet. Söyle bunu bana ya. Yani bugün nasıl bir Hristiyan nasıl kendi kanununa göre yargılanabiliyorsa, Yahudi kendi kanununa göre yargılanabiliyorsa biz de şeriata göre yargılanmak istiyoruz. Ya kaldıramazsın şöyle olur mu? Ya ne olacaksa olsun onun kestiği parmak acımaz. Hiç değilse cezamı ben bu dünyada çekmiş olurum ya. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama ondan sonra bak senin geciken adaletin ne yapıyor? Bir takım insanları adaleti tesis etmeye yönlendiriyor. Madem diyor sen yapmadın bunu. Aa bak adamı hapishanede öldürdüler. Ne oldu ya şimdi? Bunu 4 kişi yani planlıyorlar. Planlı projeli yapıyorlar yani. Bundan ya ne oldu şimdi ne kadar yani? Kirlenmiş ki. Yani olayı oraya silah sokuyorlar. Bir de ben şunu anlamıyorum. Yani bir de bakıyorsun şimdi haberlere. Ya ne kadar değişik bir şey ya. İşte silahı oraya kim soktu? Silah oraya kadar nasıl geldi? Oradaki gardiyan işi niye takip etmedi? O niye? Ya burada milletin, toplumun vicdanını sızlatan bir olay olmuş. Tamam. Ve bu olayın faili burada öldürülmüş. Senin hesap ettiğin, kitap ettiğin noktaya bak şimdi. Evet. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ya burada esas konuşulacak konu bu değil ki. Bak insanlar artık kendi başlarına adaleti tesisin peşine düşmüşler. Sen demek ki adalet sisteminde senin ne var? Sıkıntı var. Sen bunu düzeltmenin, bunu şekillendirmenin bir yoluna, yordamına baksana. Evet. Hala sen o silah oraya nasıl girdi? İşte gardiyan mı soktu falan mı? Ya işte halk yaptı bunu yani. İnsan soktu bunu oraya. Kim sokacak? Niye? Sen adaleti gereği gibi tesis etmediğin için. Hocam. Medyanın da böyle yansıtması çok kötü değil mi hocam yani? Yani medyanın... yani anlat da işte sen medyasın güzel güzel de ki ya burada adalet sağlanamadığı için bu adama karşı gerçekten insanların vicdanını rahatlatacak ceza verilmediği için adminsi bu adamı burada öldürdüler ya. Bu evet. Kadar. Kesinlikle.
Evet hocam, gelen mesajlarımız var. Esselamu aleyküm hocam. Ben Selman demiş. Faiz yasaklanmalıdır çünkü sevgili Allah'ımızın emridir ve milletin de istediği, istemediği, razı olmadığı bir şeydir faiz demiş. Bir kardeşimiz bu şekilde göndermiş. Diğeri Peygamber şehri Şanlıurfa'dan selamlar demiş. Biz de Şanlıurfa'ya selam edelim buradan. Faiz kesinlikle inançlarımız doğrultusunda kaldırılmalıdır. Ayrıca Allah sizden razı olsun demiş. Bazı kişilerin mesajlarını tekrar okuyabiliyorum çünkü bu çok mesaj gibi kıymetliler. Hocam, bir at ya da it kendi dişini ölümüne savunur. İhaneti hayvanlar bile kabul etmiyor. Yaratılışın fıtratı bu. Fakat vatan hainleri yine vatan besliyor, maaş veriyor demiş bir kardeşimiz. Böyle bir yorum göndermiş. Diğer kardeşimiz, hemen kaldırılsın faiz, programımız için de çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun demiş. Hocam, hem diyorlar ki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diyorlar, hem de milletin dediğini yapmıyorlar. Millet zina, içki, faiz yasaklansın istiyor. Millet idam, kısas istiyor ama milletin dediği olmuyor. Niye, hani hakimiyet milletinde, ey milletvekilleri nerede sözünüz demiş bir kardeşimiz. Bu şekilde yorumunu bizlere ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Evet, konularımız yoğun. Hemen ben devam etmek istiyorum. Osman Hocam'a devam etmek istiyorum. Hocam, konu Özgecan konusuyla ilgili girdik konuya. Bir soruyu daha yapmak istiyorum. Biz bugün hep beraber ana haber bülteninde sizlerle beraber görüyoruz. Manşetten bir programda yine hep beraber ekipçe devam ettiğimiz için bunları görüyoruz. Biz ülkemizde şu manşetleri gördük. Çok acı bir durum. Çok acı bir durum. Ülkemizdeki aileler, yani milletimiz, cinsel istismar konusunda, yani taciz, tecavüz, çocuk istismarı gibi konular konusunda bilinçsiz. Bakın, ülkemiz nasıl bir duruma gelmiş ki artık bu konularda eğer başınıza böyle bir durum gelirse bilinçlenmelisiniz. Hani bakın, şunlar şunlar şunlar, çocuğunuzun başına şöyle bir olay geldi, sizin başınıza böyle bir olay geldi, bunlar artık anlatılıyor bizim manşetlerimizde. Evet. Kaç da manşetlerimizde ya, gündemi değerlendiriyoruz biz burada. Türkiye gündemi değerlendiriyoruz maalesef. Şimdi bu taciz olaylarının artış sebebi ve bu ne zamandan beri var yani? Bizim 100 yıl öncesinde niye böyle bir ahlakımız yoktu? Niye böyle bir sorunu değerlendirmiyorduk? Bu taciz, bu yani bu kirli, iğrenç olayın artışının sebebi nedir hocam ülkemizde? Evvela Burak hocam, Mevla Teala'nın ayet-i kerimesiyle başlamak istiyorum. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve la tegrabu zina, innehu kâne fâhişe. Evet. Şimdi Mevla Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, zinaya yaklaşmayın. Şimdi aslında Mevla bu ayet-i kerimede bize çok şey anlatıyor. Zinayı yapmayın dememiş Mevla Teala. Niye? Zinaya yaklaşmayın demiş. Çünkü bir adam nefis zinaya yaklaştığı zaman belli hatalardan ne yapamıyor? Dönemeyebiliyor. Zinaya yaklaşmamak nasıl olur? Gözlerini haramdan muhafaza, ayaklarını haramdan muhafaza, kulaklarını haramlardan muhafaza. Zinaya yaklaşmama, el zinası, göz zinası, kulak zinası, bunlar hep var. Bunlar hep olan şeyler hocam. Mevla Teala ne demiş? Zinaya yaklaşmayın. Şimdi ülke olarak, millet olarak maneviyatı depolayamadığımız beyinlerde, maneviyatı depolanmayan beyinlerde, yani kısacası konuşmak istiyorum, net konuşmak istiyorum, maddiyatın devamlı depolandığı, işte belli kesimin maneviyatı sanki gericilik olarak göstererek Kur'an kurslarında farklı şeyler öğretildiği düşüncesiyle, Kur'an kurslarında sadece Kur'an öğretiliyor. Adam böyle diyor. Sadece Kur'an öğretiliyor. İşte bu Kur'an'ın cahilliği. Kur'an'ı biliyor musun? Kur'an'da her şey var. Kur'an'ı bilmediğin için böyle konuşuyorsun. Kur'an'ı öğrenmediği için şu anda milletin durumunu görüyorsun. Kur'an'ı Kur'an'la dolduramadığımız beyinler nefis istekleriyle, maddiyat peşinde, para peşinde, belli zevklerin peşinde boğulup gidiyorlar. Ve bunların kurbanı oluyorlar. Kalpler kas katı kesiliyor. Bir tabir var ya hocam, benim kalbim temiz. Hızır hocamızın ifadesiyle, namaz kılmayan diyor adamın diyor kalbini çıkar, şöyle bir sık diyor, simsiyah zif takar onun diyor. Namaz kılmayan adamın kalbinden zif takar. Ama adam namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Hacca zaten gitmiş yoktur. Kelime-i şehadet getirdiyse Allah kabul etsin. Benim kalbim temiz. İşte böyle kalbimiz temiz. Sonra gelen nesil ne diyor?
böyle kalbin temiz olunabiliyorsa eğer, bizim de kalbimiz temiz. Bizim de şuurumuz temiz. Bizde bir eksiklik yok. Ve ne oluyor? En son nefsinin, devamlı nefsi beslediği için nefsinin şehvani duygularının kurbanı oluyor. Ve o şehvani duygular onu canavarlaştırıyor. Bir kızın bileklerini kesebiliyor. Bir kızı yakabiliyor. Bakın çok önemli bir misal vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak geldiğinde cahiliye dönemi. Doğru mudur? Doğrudur. O zamanın millet diyeyim kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Yani 4 yaşında, 5 yaşında, 3 yaşında, 6 yaşında bu çocukları toprağa gömüyorlardı. Bir tanesi anlatıyor. Kızım diyor parmağımı tuttu diyor. Ben diyor onu şeye toprağa itebilmek için ittim diyor. Yani kalpleri görüyor musunuz? Vahşileşmiş kalpler. İttim baba, baba dedi bir de ayağımla. He bir de ayağımla şey yaptım. Vurdum. Zift olmuş kalpler, zift. Ama sonra İslam'la beraber aydınlanıyor. Aynı kişi Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah. Bakın çok önemli. Ya Resulallah. Bir çekirge öldürdüm. Bir çekirgeyi yanlışlıkla ezdim. Bunun günahı nedir? Diye soruyor. İşte İslam böyle mükemmel bir şey. İslam böyle güzel bir şey. Böyle güzel bir din. Huzur, refah. İslam'da. Ama tabii bunu insanlara her gün anlatıyoruz. Anlatmaktan da bıkmayacağız. Bunları halkımız, milletimiz zaten tabiri caizse %20'lik, %30'luk bir kısmını zaten biliyor. İnşallah daha da kuvvetli öğrenecek. İslam'ı gerçekten güzel yaşamanın huzur verdiğini öğrenecek. Ama şuraya da dikkat etmek istiyorum. İslam diyoruz. İslam güzel. Yani falanca var namaz kılıyor şöyle yapıyor. Bu bizi, o beni ilgilendirmez. İslam böyle demiyor ki. Eğer İslam'ın yaptığı bir şeyi söylüyorsa, İslam'ın dediği bir şeyi yapıyorsa, o zaman yanlış diyorsan, o zaman gel otur konuşalım. Falanca namaz kılıyor şöyle yapıyor. Demek ki namazlarını güzel kılamıyor. Eğer namazlarını güzel bir şekilde kılmış olsa, namaz onu kötülüklerden alıkoyar. İslam diyor ki, sözünde duracaksın. İslam diyor ki, yalan söylemeyeceksin. İslam diyor ki insanlara saygılı olacaksın. İslam diyor ki insanlara ahlaklı olacaksın. İslam diyor ki temiz olacaksın. Bunların neresi kötü ya? Zaten sen şu anda halkımızın, milletimizi bu mantıkta. İslam diyor ki kadına bakmayacaksın. Bırak dokunmayı, bırak ona eziyet etmeyi, bakmayacaksın. Evet ya. Niye millet birbirinin karısına, kızına, kardeşine, bacısına, annesine bakacak? Niye bakacak? Şimdi bir toplum olarak sorayım. Çık hocam, mikrofonu uzat. Kime sorarsan sor. Birisinin bacına baksa hoşuna gider mi de? Ne diyecek? Hoşuma gitmez diyecek. Toplum olarak biz böyle bir millet değil miyiz Burak hocam? Böyleyiz. Böyle bir milletiz. İslam mı? İslam diyor ki bakmayacaksın diyor. Sen evet. Senin mahremin olandan başkasına bakmayacaksın diyor. Burada anlaşılması gereken şu değil. Şimdi ya Müslüman zina etmez, Müslüman faiz yemez, Müslüman şunu yapmaz, Müslüman robot değil. O da insan. Yani İslam kurallarına göre yaşayan insan hata yapmaz. Böyle bir siz, yani ha gerçekten hepsini takip edebilirse Allah onu korur, başka mesele. Ama arkadaşlar ne kadar da olsa insan bu. Yapar. Ama biz niye bas bas bağırıyoruz? İlla Rabbimizin kuralları, peygamberimizin kuralları. Niye bas bas bağırıyoruz? Çünkü bu sıkıntıları minimuma indirmek içindir. Evet. Yoksa peygamberimiz zamanında insanlar suç işlemedi mi? Evet. Ama minimum. Minimum. Şimdi Osmanlı zamanına kıyas ediyorsun değil mi? Kaç tane hırsızlık olay olmuş? Bir de şimdi bak Allah rızası için. Kaç tane zina olay olmuş? Bir de şimdi bak. Evet. Buralara dikkat etmek lazım. Biz onun için bas bas bağırıyoruz. Rabbimizin kuralları, Kur'an-ı Kerim'in nuru, İslam nuru. Onun için bas bas bağırıyoruz. Evet. Şimdi diyeceğim o ki hocam, konuyu inşallah bağlayalım. Diyeceğim o ki İslam aslında incelemeden konuşuyorlar. Şeriat aslında incelemeden konuşulan, incelemeden bakılan bir şey olduğu için insanlara dışarıdan sanki böyle belli farklı şeyleri empoze etmişler. Aslında incelendiği zaman İslamiyet de zaten senin benim istediğim. Senin malını kimsenin çalmasını ister misin? Yok. Sizden, ailenden birinin kimsenin öldürmesini ister misin? Yok. Veya buna benzer belli hataların kendine yapılmasını ister misin? Yok.
Yok. Alkollü birinin sana bulaşmasını ister misin? Yok. İslam zaten bunları hepsini yasaklamış durumda. Anlatabiliyor muyum olayı? Yani insan, İslam insanların birbirine zarar vermemesi, birbirine en güzel şekilde geçinebilmesi için ortaya koyulmuş zaten kanunlar. İşte zaten onu diyoruz. İslam'da huzur var diye. Adam şimdi hırsızlık yapıyor, 3 ay sonra dışarıda. Hatta bazen akşam giriyor, sabah çıkıyor. Adam farklı bir suç işliyor, bir sene sonra dışarıda. Adam terörist. Yattığı cezadan dolayı tazminat alıyor bu ülkede. Evet hocam. Terörist adam. Şimdi o yüzden İslami kurallar çerçevesinde dolduramadığımız beyinler başka şartlarda doluyor. Maddi şartlarda dolduğu için nefsine ve belli şeylerine yenik düşüyor. Mevla muhafaza eylesin hepimizi. Amin. Ama bu taciz olaylarına kuvvetli cezalar gelmesi lazım. Kuvvetli cezalarla evet, bu işin çözülmesi lazım. Teşekkür ederim hocam. Evet. Aslında ben bu konuyla ilgili siz konuşmanıza başladığında bir takım partinin biliyorsunuz kadın kolları var. Bunlar bu gibi olaylarda gece saat 3'lerde bile eylem yapıyorlardı. İşte bunların platformları var, her gün konferanslar düzenliyorlar. Bunlar değişik eylemleri var yani bunların. Ama 100 yıl boyunca baktığımız zaman dedik ki 100 yıl içerisinde girdi bu olay. Yani siz aslında samimi çağrınızdan dolayı ben aslında daha ağır, sert konuşacaktım bunlara karşı. Bu iş, bu siz çağrınızı yaptınız. Dediniz ki önce maneviyatı yükselteceğiz, sonra bunlara bu hainlere cezasını vereceğiz dediniz ki bu bir tedbir olsun, bu bir korkutma olsun diğerlerine karşı. Sizin samimi çağrılarınızdan sonra ben şimdi yüklenemiyorum. Yoksa yani bu işler gerçekten öyle çıkalım, eylemler yapalım, protestolar yapalım. Yapalım, illaki yapalım ama yani bu işler böyle olmaz. Gecenin üçünde kalktık, eylem yaptık. Ne oldu? Bir gün sonrasında 5-6 tane yerde yine taciz olayları çıktı ya. Bu düzelmeyecektir ya. Neyse ben yine ağara kaçıyorum. Vaktimiz hocam, doldu hocam. Beyin. Onlar da yani biraz kılıklarına, kıyafetlerine dikkat etsinler. Yani sen şimdi... Hocam hem böylelikle son sözlerinizi almış bak, olayım. Sen çünkü şimdi, süremiz doldu. Şimdi bu kedi tamam. Kedinin önüne ciğeri koydum. Tamam. Ondan sonra diyorsun ki yeme. Yahu kedi en sevdiği yiyeceklerden bir tanesi ciğer. Ciğer. Yani bir erkeğin dünyadaki en büyük imtihanı kadın. Yapmayın bunu. Evet. Yapmayın bunu. Koyuyorsun bak kedinin önüne ciğeri, yeme. Ya nasıl yemesin o hayvanı? Ya işte insan kedi mi, insan hayvan mı işte, insanın da hayvanı özellikleri var işte öyle içinde. Demiyor musun bunu yapana hayvan mı, hayvan diye bas bağırmıyor musun? İşte insanda da hayvan özellikler var, nefis. Hayvandan daha belhü mebal değil mi? Hayvandan daha aşağı yani. Bu nefis. Onun için biraz da insan toplum olarak kendimize bakmamız lazım. Biraz kılına kıyafetine dikkat et. İnanmıyorsan da inanana saygı göster. Sen inanmıyorsan da inanana saygı. Sen her tarafın meydanda giyiniyorsun, kuşanıyorsun. Ondan sonra efendim bana bakmasınlar. Allah Allah. Efendim bana laf atmasınlar. Beni taciz etmesinler. Böyle değil bu işte. Hocam son dünyada yaşıyorsun. Hocam son sözünüzü aldım. Dünyada yaşıyorsan dikkat edeceksin. Evet hocam. Son sözleriniz bunlar mı hocam? Son sözlerim Allah razı olsun, teşekkür ederiz. İnşallah tesirli bir program olur arkadaşlar. Özellikle idama götüren şey gibi hocam. Özellikle bu Murat Çetinkaya Bey'e ben tekrar sesleniyorum. Ya şu ülkemizi şu faiz belasından kurtarsınlar Allah rızası için. İnşallah hocam. Yani güzel, faizle ilgili birçok mesajımız geldi. Faizsiz sistemi de bak hazır. O sistemin içinden de geliyorsunuz. Allah evet, rızası için ülkemizi kurtarın. Mevla katında da çok büyük makamlar elde edersiniz. Mükafatlar elde edersiniz. Ülkemize de gerçekten tekrar bereket gelir, bolluk gelir. Ya. İnşallah hocam. Evet. Biz hep maddi düşünmekten bazı manevi hastalıklarımızın farkındayız. Halbuki bize gelen o mesela bir ekonomi sıkıntısı geliyor mesela ülkemizde. Biz bunun gerçekten manevi boyutunu araştıracak. Bakacağız ki bunun arkasında faiz var veya farklı meseleler var. Evet Osman hocam, sizlerin son sözlerini alalım böylelikle. Evet sevgili hocam, gerçekten kuvvetli bir güzel bir program olduğuna inanıyorum. Seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Kalpten kalbe yol vardır. Gerçekten onu hissettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah İslam adaleti üzere güzel bir adalet anlayışı ülkemize, milletimize, devletimize yerleşir inşallah diyorum. Zaten faizle alakalı çağrılarımızı Mehmet hocamız yaptı. Allah kendisinden razı olsun. Halkımız da zaten tepkilerini ona gösterdi. Halkımızdan da Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. 15 gün sonra inşallah tekrar bir 16. gün programında bu şekilde görüşmek dileğiyle. İnşallah ana haberlerde görüşmek dileğiyle. Halkımızı Allah'a emanet ediyoruz hocam.
İslam var, huzur var, Kur'an var, aydınlık var, gerçekten Mevla'ya tabi olmak var, güzellik var, kuvvet var, dünya üzerinde söz sahipliği var, evet. Var, var, var. Eğer Mevla ile birlik olmazsa adam, Kur'an'dan uzak kalırsa, Kur'an'ın raflarda eğer Kur'an'ı bırakırsa, o zaman da hiçbir şey bize yok. Bize sıkıntı var, imtihan var, uyuşturucu var, taciz var, alkol var, ölüm var, huzursuzluk var, 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 var hocam yani ama kötü taraftan var. Mevla hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Halkımız hocam üstü küllenmiş köz gibi yani. İnşallah üflediğin mi ateşleniyorlar, alev alıyorlar. İçlerindeki iman aşkı, iman şuuru yanıyor. Bunu da en yakın polislerimizden, askerlerimizden görüyoruz. Bir savaş, bir teröristlerin üstüne gitme olayında kuvvetli olduklarını görüyoruz. Ve iman şuuruyla beraber yaptıklarını görüyoruz. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Evet, şehitlerimiz var, onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz hocam. Yakınlarına sabrı cemiller niyaz ediyoruz. Hayırlı mübarek olsun hocam. Evet. Çok kısa hocam, baktığımız şu an yolda. Sözlerimi faiz dedik. Biz de Murat Çetinkaya beyefendiden gerçekten bu faizin bir an önce ülkemizden kalkmasını istiyoruz. Son şu sözle bitirmek istiyorum. Hocamızın bir sözü var ya, hani o kadar taciz olayları, işte olaylara, hainlikleri, vatan hainlikleri falan konuştuk. Bunların tek yani sebeplerine bakıyoruz hep imansızlık alameti, maneviyatsızlık alametleri. Evet, hocamız da ne diyor? Tek çare Kur'an diyor. Biz de diyoruz ki Kur'an'a sımsıkı sarılırsak bu işi çözeceğiz Allah'ın izniyle. İşte Murat Çetinkaya da yine Rabbim başarılı eylesin inşallah. Dediğimiz gibi inşallah faizle bir an önce ülkemizden kaldırır. Bu, evet. Bu konuda bir adım atar inşallah diyoruz. İnşallah. Buradan sevgili izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bu kadar. Evet hocam, şurada şu detayı aktarmak istiyorum. Şimdi faiz kaldırılsın mı dedik. Normalde buradan birçok anket yaptığımızda cevap evet veya hayır olarak kısa bir şekilde geliyordu. Faizle ilgili yani seyircilerimiz şu an böyle her gelen mesajda 10-20 satır mesaj var yani. Ben hocam de, faiz şundan geldi. Bildiğiniz evet. Ve asıl mesajda hocam her şeyle ilgili bilgilendirme yapılıyor. Neden faizle ilgili bilgilendirme yapılmıyor diye yazılmış. Bir seyircimiz de inatla ben buradan samimiyetine güvendiğim için tekrar cevap veriyorum. Ya kardeşim, Avrupa Birliği uyum süreci, zina, faiz, fuhuş, yani bunların hepsine FM TV'nin amacı zaten bu. Karşı. Bunu A partide yapsa, B partide yapsa, C partide yapsa, ya bunu kim yapıyorsa yapsın, buna karşı. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bununla ilgili gelen mesajlarımız da var. Yani Avrupa Birliği'ne istemiyoruz, zinayı istemiyoruz, fuhuşu istemiyoruz, faizi istemiyoruz. Bunu tekrar söyletmeyin bize Allah razı olsun ya. Yani sanki biz hocam şimdi burada faizi konuşuyoruz ya sadece. Hocam zinayı niye konuşmuyorsunuz? Mesaj atıyorlar. Daha önce konuşmuştuk. Yani onunla konuşuyoruz. Niye bu sefer hocam Avrupa Birliği'ni niye konuşmuyorsunuz? Ben anlamıyorum hocam. Değişik yani. Neyse. Böylelikle programımızı kapatmış oluyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Tüm seyircilerimize, mesaj atan kardeşlerimize teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bir sonraki programda demiyorum. Çünkü hocamızla, Mehmet hocamızla, Selman hocamızla, benim şahsımla, Osman Baraktar hocamızla hep beraber gün içerisinde diğer programlarla birlikteyiz ki mesela. Kıymetli izleyenler, özür diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.